Ne diyor takıyorum ihtiyacını görüyorum. Kent lokantalarını açarken de özellikle başta öğrencilerimiz olmak üzere ki burada da meslek yüksek okulu var. Aynı zamanda çok kıymetli öğrencilerimiz var. Görüyorum. Aynı zamanda emeklilerimizin de olduğu, işçilerimizin de olduğu. Şimdi arkadaşlarım müjdeledi 60 sandalyeli bir yer var ama 160'a çıkarabilecekler. Şimdi ona çalışıyorlar. İnşallah burada daha yüksek bir hizmet vereceğiz. Size sadece şu duamı söyleyeyim. Tabii ki ihtiyaç var çocuklarımızın, gençlerimizin.
Bakın sosyal yardım denen şey vatandaşımızın hakkı olan şeydir. Biz bir ihtiyacı kapatıyorsak, biz ihtiyacı gideriyorsak bu bizim sorumluluğumuzdadır. Sosyal destekler kesilecek dediler, altı katına çıkarttık. Anne kart çıkarttık. 100.000 öğrenciye burs verdik. Anne kart 650.000 hanede var. Bakın şu kent lokantalarında 2 milyon insanımız, helal hoş olsun anneciğim. Kartına, evladına helal hoş olsun. Ne kadar güzelsin. Ben bunları söylüyorum. Bunların hiçbirisi size lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Bizim harcadığımız şey sizin paranız. Biz milletin parasını millete dağıtıyoruz. Milletin vicdanını, milletin adaletini koruyoruz. Öğrencilerimizi koruyoruz, gençlerimizi koruyoruz, çocuklarımızı koruyoruz. Kreşler açıyoruz, emeklilerimizi koruyoruz. Onun için biz diyoruz ki sizin hak ettiğiniz yönetim biziz, biziz. Biz sizin hak ettiğiniz yönetim olmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını milletimize hak yoluyla dağıtmaya da devam edeceğiz. Kent lokantamız hayırlı olsun. Bereketli olsun. Evleriniz bereketli olsun. Allah utandırmasın hepinizi. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben her yerde ettiğim duayı burada da ediyorum. Allah beni sizin gibi güzel insanlara mahcup etmesin. Merhaba. Arkayı bir açın arkadaşlar. Arkayı açın. Kameraya dikkat edin. Arkadaşlar. Onu. Ya benim kablolu abi. Röportajda alırım. Uzatmışım. 12 mini. Uzatmışım. Biliyor musun? Sağ ol. Evet.
dayak yemesin bizi korumalar diye araya girdi. Şimdi öncelikle hayırlı olsun. 11. şubemiz. Ama arkadaşlarımız beni sevince burada 60 sandalyeyi artırabiliyorlar. 60 sandalye. Muhtemelen yakın civarda diğer eğitim kuruluşları da vardır. Haseki Hastanesi. Haseki Hastanesi burada. Tabii yanı sıra en çok sevindiğim şey her şubemizde kadın çalışanımız var. Bir nevi burada bir yanıyla kent lokantası. Vatandaşımızın bugün en yoğun ihtiyaç duyduğu beslenmeye, gıda desteğine bir nevi katkı sunuyor. Ama bir yanıyla da kadın istihdamına katkı sunuyor. Ben her iki hanımefendi çalışanımızın mutluluğundaki, yüzündeki mutluluğu görüyorum. İnşallah şöyle söylüyorum, bu yerler şu anda ihtiyaç. Daha fazla açacağız. Her ilçede en az bir yer olacak. Belki daha fazla ihtiyaç olacak, devam edeceğiz. Ama benim duam ne biliyor musunuz? Yani benim duam, milletimizin yoksulluğunu konuştuğumuz, kent lokantalarını açtığımız değil, milletimizin zenginliğini konuştuğumuz ve bu tarz ihtiyaçların çok olduğu değil de azaldığı bir Türkiye istiyorum. Onun için bence ülkenin ekonomisini yöneten hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na memleketin ekonomisini düzeltmesi adına hamleleri yapmayı, doğru tedbirler almayı, kendi esas sorumluluklarına dönmesini öneriyorum, davet ediyorum. Ama biz yine kötü koşullarda vatandaşımızın yanında olmaya, her konuda doğru fikirlerle, doğru hamleler yaparak insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sultan Gazi'yi çok seviyorum. Sultan Gazi'de de başarılı bir genel seçim süreci yönetiyoruz Berat Başkan'la. Umuyorum Sultan Gazi'de de sosyal demokrat, halkçı belediyecinin en güzel unsurlarını hayata geçireceğiz. Ve inanıyorum İstanbul geçtiğimiz 5 yıldan daha iyi bir 5 yılı yine bizlerle hak ettiği bir 5 yılı elde edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyerek fazla dili tutmadan bismillah. Bakalım gerçi dolduruyor galiba. Şöyle verebilir miyim? Güzel. Şimdi tamam. Yani bu yemek çeşitleri ben geldim diye hazırlanmıyorum. Nasıl ayarlayayım? Bana mı bana mı seslendin? Tayyip ve çevresinin yanındayız. Her zaman yanık olacağız. Bir gözümüz, bir kulağımız hep Hatay'da olacak. Ya biz bir de bol kepçe şeyini severiz yani. Lokantacılık yaptığımda da öyle yapıyordum. Bir de benim hiç unutmuyorum bir büyüğüm. İnşaat malzemesi yanında çalışırken büyük amcamın tavsiyesi hiç unutmuyorum. 5-6 yaşındaydım, okuma yazma bilmiyordum. Bekliğe hoş geldiniz. Tabii inşaat malzemesi satıyoruz. Boz boya, alçı, kireç, çivi vesaire tartıyoruz. Derdi ki,
kiloyu koydun, teraziye tarttın, denk geldi. Üstüne biraz daha koy, biz dengitsin derdi. Yani mutlaka vereceğin yer ağır bassın derdi. Şimdi veren enerji iyidir yani. O bakımdan bol kepçe iyidir. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Biraz yoğurt, meyve vesaire, sabahleyin böyle ekmeksin, kahvaltı, böyle haşlama, yani sebze, mebze. Ama beş... bir konuş var, ziyaret edin, evde konuşurlar. Başka şey yapalım. Hamit Yesevi ile alakalı, yemekle alakalı alabilirsem onu görüşeceğim. Başkan görüşecek. Hani var ya, program yapacağız ya, Ahmet Yesevi'de unutma. Bunu ben haber... Hangi yurttan geliyoruz? Çekmece. Güzel. Gelemedim, çok özlüyorum orayı. Bir bakmam lazım. Arkadaşlar, ben hepsi yere Aile nerede? Karadeniz eksik. Hepsi var. İnşallah, hatta geçen Eda Erdem'le de konuştuk, Fenerbahçe'nin kaptanı olan voleybolcu. Sıcakta bakıyor. Ama iftar programı var Sayın Başkanım. Öğrencilerin iftar programı var. Öyle? Yapacağız ama. İnşallah. Tamam. Yok, zaten gelince sizi de ziyaret ederiz ama beraber oluruz yani. O anlamda söylüyorum. Artık bir şekilde akşama kadar ayrılmıyoruz. İnşallah kazanırız. Evet arkadaşlar, şurayı bir açalım. Evet. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Oy hakkınızı ihmal etmeyin. En önemli hakkınız. Görüşürüz. Evet. Emeğinize sağ olun. Sağ olun. Süleyman Çöker. Yanlış bir. Ben Allah için seviyorum. Bir tane parça. Bir çıkıyor. Bir tane çıkıyor. Bir tek sayarsın. Aç kapıyı ve İlhan Efendi. Üçüncü bir geliyor. Madem kavur, ne diyorsun? İmamoğlu için. Çek çek abi, şunu çek daha çek. Çek çek çek. Geçebilirsin abi, sorun yok.